SGK'dan emeklilik piyangosu. Yaşı tutmayana indirim, primi yetmeyene ek prim. Emekli olmak için SGK'nın özel imkanlarını araştıranlar bir anda kendilerini emeklilik hakkı elde etmiş hale bulabiliyorlar. SGK kimleri, hangi kolay koşullar ile emekli ediyor? Türkiye'de emeklilik sistemi üzerinde tartışmalar devam ederken mevcut sistem üzerinden emeklilik işlemleri yapılıyor. SGK'nın sağlamış olduğu imkanları kullanan sigortalılar kendilerine emeklilik kapısını aralayabiliyorlar. Ancak emekli olmak hiç de kolay bir durum değil. Çok özel koşullar olmadıkça çalışanlar emekli olabilmek için uzun yıllar beklemek zorunda kalabiliyorlar. Emeklilik şartları ne? Emeklilik koşulları sigorta başlangıç tarihine ve sigorta koluna göre değişiyor. EYT kapsamında olan kişiler yaş şartsız bir şekilde emekli olabiliyorlar ama 1999 ile 2008 arasında sigorta girişleri olanlar 7000 prim günü ile emekli olma hakkı elde ediyorlar. Bu kişilerin emeklilik yaş şartları kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 oluyor. 2008 sonrası için ise şimdilik yaş şartında bir değişiklik yok ama ilerleyen yıllarda yaş şartı kademeli olarak artacak. Bu kişiler 7200 prim şartı ile emekli olabiliyorlar. bağ ise emeklilik hakkını aynı yaş şartları ile 9000 prim günü ile elde edebiliyorlar. Kolay emeklilik mümkün mü? SGK sisteminde kolay emeklilik ile alakalı olarak çok fazla bir imkan bulunmuyor. Ancak bazı özel koşullarda kişilere emeklilik hakkı tanınabiliyor bu imkanlar gerçekleşmedikçe kimsenin kolay bir şekilde emeklilik hakkını elde edemeyeceklerinin bilinmesi gerekiyor. Kolay emeklilikte üç farklı imkan bulunuyor. Bu imkanların koşulları ayrı ayrı oluyor. Bu koşullar yerine getirildiğinde kişilere emeklilik hakkı tanımlanıyor. Kolay bir şekilde emekli olmanın en bilindik yolu malulen emeklilik olarak biliniyor bu kişiler 10 yıl sigortalılık ve 1800 prim günü ile emekli olabiliyorlar. Herhangi bir yaş şartı da uygulanmıyor. Ancak bu hakkın elde edilebilmesi için çalışanların %60 ve üzerinde iş gücü kaybına uğradıklarını ispat etmeleri gerekiyor. SGK ikinci imkanı engelli çocuğu olan kadınlara veriyor. Bu kadın sigortalıların toplam prim gün sayısının dörtte biri kadar SGK ekleme yapıyor engelli çocuk bir başkasının bakımına muhtaç ise, emeklilik yaşında da indirim uygulanıyor. Bu indirim ise toplam prim gün sayısının dörtte biri kadar oluyor. Son imkan ise kısmi emeklilik olarak bilinen yöntem olarak dikkat çekiyor. Bu yöntemde emeklilik yaş şartında herhangi bir indirim yapılmıyor ama. 3600, 4500 ve 5400 prim günleri ile emekli olmak mümkün olabiliyor.